bahçede çalışıyor musunuz? Evet. Aa, o zaman patronsunuz. Patronla konuşun. Şimdi peki ablacığım, nasıl işler bu sene? İyi, çok şükür iyi bu sene, iyi. Kirazınızın da maşallah var. Yiyoruz. Evet. Hem röportaj yapıyoruz hem yiyoruz. Çok güzel. İyi, çok şükür iyi. Hepsi de iyi. İşçilerimiz de iyi. Hepsi de iyi. Peki şimdi bu çay arısı kaç çay arısı oluyor? 3 çay mı oluyor bu? 3 mü? Peki bu kaç, bir daha ara var mı? Direkt artık işe devam mı? Beşte bitiyor. Evet, beşte bitiyor. Şimdi malum yoruldular. Dinlenmek istiyorlar. Şimdi biz onların çay keyfini bölmeyelim. Çaylarımızı yudumlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz programımıza. Nedir kiraz toplamanın incelikleri? Var mıdır böyle bir özelliği? Kiraz illaki böyle dalından asılıp kopartılmaz değil mi? Tabii sapıyla koparmak gerekiyor. Fili yapraklarını koparmamak gerekiyor. Bunlara dikkat etmek evet, gerekiyor. Evet. Peki. Onun dışında vakit nasıl geçer? Kiraz vakit, toplandı, bitti. Emekliyim, işçi emeklisiyim. Hı hı. Ya İstanbul'da oturuyorum esas. Buraya? Yazın buraya geliyorum, evet. Sohbeti biz de bitirelim değerli izleyenler. Şimdi haset ekibi işe koyuluyor. Biz yine röportajlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi kirazda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet. Yani ne yaptık? Bütün zorluklarla işledik, topladık. Ayırdık kasalara, değil mi? Boyuna kirazda göre dizdik. Boyuna göre, evet, ihracat malı. Tamam. Traktörü attık. Ne yaptık? Yükledik. Şimdi burada ne kadar var? Burada 49, 50 kasa. 50 kasa var. 50 kasa var, evet. Şimdi ne olacak? Bunu yükledik. Firmamızın yanına götürüp firma, Hale mi götürüyoruz? Hale götüreceğiz, evet. Ondan sonra da firma alıyor, evet. Nereye gidecekse sevkiyatı yapıyor. Evet. Hadi o zaman buyurun. Evet değerli izleyenler, bahçeden çıktık. Şu anda geldiğimiz yer kiraz alım merkezi. Şimdi burada kirazları indireceğiz. Ondan sonra da tüccara teslim edeceğiz. Ondan sonra artık bizim ustamız işimiz bitiyor değil mi? Evet, biz aldığımız paraya mı bakıyoruz? Tabii. Hadi o zaman devam edelim, gidelim. Evet, kirazımızı topladık, traktöre yerleştirdik. Şimdi kiraz alım merkezine geldik. Artık Mustafa amcanın işi yavaş yavaş bitti değil mi Mustafa amca? Senin iş bitti artık. Evet. İşin bundan sonraki kısmı sizle ilgili. Önce bir sizi tanıyalım. İzzet Koçak. Evet. Uluborda ihracata uygun kiraz almaktayız. Evet. Mustafa amca da bunlardan bir tanesi. Tabii, mutlaka. Şimdi ne oldu? Traktörden indirdik. Tartılıyor. Evet, tartılıyor. Başka neye bakılıyor? Bir şeye dikkat ediliyor mu? Zaten buradaki müstahsillerimiz bilinçlidir. Tamam. Kirazını ihracata uygun kalibreler var. 26 kalibre ve üzeri olarak bahçesinde boylayarak buraya getirir. Burada biz de bir ön kontrolden geçiririz. Daha sonra tartılır. Bu şekilde. Şu an gelenler kaç kalibre? Şu an gelenler bu sene Uluborlu'nun kalitesi çok güzel. Yani ağırlıklı 28-30 kalibre olan çok güzel kirazlarımız var. Evet. Tamam. Bundan sonra işin şimdi kasa, yani tırlara yüklenme kısmı mı vardır? Evet. Şu anda burada aldıktan sonra tırlara yüklüyoruz. Depomuz var. Depoda şoklanıyor. Burada mı depo? Evet, burada. Ondan sonra da? Ondan sonra Alaşehir'deki firmamıza giderek orada işleniyor. İşleniyor. Hı-hı. Ve sevkiyat başlıyor. Oradan sevkiyat başlıyor. Peki. Haydi o zaman hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol. Şu an bulunduğumuz yer kiraz alım merkezi. Siz evet. Burada ne yapmaktasınız? Ben üreticiyim. Kirazımı teslim etmeye geldim. Biraz evvel teslim ettim. Şu anda parasını almak için bekliyorum. Bekliyorsunuz. Yani işin en keyifli anı diyebilir miyiz bu an için? Alabilirsem keyifli anı ama alamazsam hüzünlü anı. Peki alamama gibi bir sıkıntı var mı? Olabilir. Olabilir. Tahminim... Dün duydum da Rusya'da devalüasyon olmuş herhalde 2 gün önce, %17. Onun bir yansıması olabilir diye düşünüyorum. Ne kadar mal indirdiniz bugün buraya? Aşağı yukarı 700 küsür kilo falan indirdim. Hasatınız ne durumda? Bu yıl güzel. Bu yıl çok geçmiş yıllara oranla çok güzel ürün. Yani herkesin aynı, sadece benim değil. Peki sizin genellikle içe mi gidiyor piyasa, iç piyasaya mı gidiyor, dış piyasaya mı? Dış piyasaya gidiyor, içe de giden var. Da içe giden az, genelde dış piyasa. Uluborlu dış piyasa zaten. Bu sene yüzler gülüyor diyebilir miyiz peki? Eğer paralarını alabilirlerse gülüyor. Ama alamazsak yüzümüz maalesef gülemiyor. Ama bir gerçek var, rekolte bu sene diğer çok seneye güzel, göre çok daha iyi. Çok güzel, fiyat da iyi, fena değil. Fiyat da doyurucu, iyi. Peki güzel. O zaman bol kazançlar diliyoruz size. Tamam, İnşallah parayı alırsınız, yüzünüz güler. İnşallah o zaman biz de sizin yüzünüzü güldürürüz. Evet. Nasıl
Peki kirazda bu sene durum? Bu sene kirazların kalitesi çok güzel oldu orada. Yani ben Kemalpaşa'dan beri geliyorum. Ha, Kemalpaşa'da güzeldi ama bu sene, yani benim buraya 15 senedir beri geliyorum. Bu sene en üst seviyede bir yani kalite var burada. Yani kirazın ortalaması 28-32 arası. Çok güzel kalite var. Çok, yani ihracatta istenen zaten kalibre değil yani, mi? Kalibre. Fiyatlar da iyi. Mustahsil de iyi. Yani ben buradan çok memnunum yani bu kulübü orada. Üretici memnun, tüccar memnun, yiyen memnun. Güzel bir zincir o zaman. Yani şimdi biraz tabii fiyatlar biraz düştü, çalkalandı, şey oldu ama şu anda fiyatlar iyi. Bana göre iyi. Tüccar üretici için de iyi bu iş. Yani az para değil yani şu anda. Peki şimdi daha alım başlamadı saat değil mi? Saat ilerliyor ama herhalde birazdan tırlar buraya yolacaktır. Yine şey geliyor. Zaten yoğunluk işçisi milletin dağılıyor. Ondan sonra millet malına getirip geliyor. Yani yoğunluk 5-6 gibi oluyor burada. Ne zaman kapanacak peki sezon burada? Vallahi burada sezonda 5 gün falan gider benim tahminime göre. 5 gün daha devam eder. Ondan sonra biz buradan başka bölgeye gidiyoruz. Neresi olacak? Nide Ulukışlı tarafında, Darboğaz tarafına gidiyoruz. Orada işte bugün yarın pazartesi falan orada başlayacak. Yani şu anda başladı da tam genel olarak pazartesi. Peki olarak. Efendim siz Türkiye gezdiğiniz için soruyorum. En son nereden çıkar kiraz? En son işte Maraş, Andırın, Ulukışlı, Darboğaz, Kıran. Yavaş yavaş sona yaklaşılıyor yani mu kirazda? Tabii. 20 gün daha bir kiraz sezonu var şu anda. Burada kiraz alımı yapıyoruz. İhracatçı firmalara kiraz alımı yapıyoruz. Evet, peki Uluborlu kirazını size sorsak ne söylersiniz? Şimdi Türkiye çapında her yerde kiraz alıyoruz. Her yerde kiraz alıyoruz ama... Mesela nerelerden? Ya bölge olarak Isparta bölgesi komple olsun, Adana bölgesi olsun, Afyon bölgesi olsun, Kemalpaşa bölgesi olsun, ondan sonra Kahramanmaraş olsun, Türkiye'nin bütün yerlerinden kiraz alıyoruz. Evet. Ama Uluborlu kirazı denildiği zaman kopamıyoruz. Şurada 3-5 gün kalmış bitmesine, bitmesini istemiyoruz. Çünkü Almanya başta olmak üzere mal yaptığımız yerler, Rusya'da olsun, özellikle Uluborlu. Çünkü kalibre olarak çok yüksek. Lezzet var yeminle, kalibre olarak çok yüksek. Genel olarak bu sezonu değerlendirirsek, bu sezon nasıldı? Genel olarak bu sezon kalite muhteşem. Geçen seneye göre daha mı iyi? Geçen seneye göre daha harika. Kalibre olarak bir kere, yani ufak düşünün ki bir çay bardağın içi.